Diyelim ki bir sinemadasınız ve film bayağı uzun. Aldığınız bir kova mısır yiyip koca bir bardak içeceğinizi de içtiniz. Yani ne var ne yoksa silip süpürdünüz. Ve sonunda da ayıptır söylemesi çişiniz geldi. İşin kötüsü izlediğiniz filmde buzdağına çarpan bir gemi ve içindeki insanlarla ilgili. Yani anlayacağınız sürekli su görüyorsunuz. E tabii bu durum sizi bayağı zorluyor ve sonunda dayanamayıp tuvalete gidiyorsunuz. Bu durumda böbreklerinizin nasıl çalıştığını düşünebilirsiniz. Yani nasıl oldu da bunca idrar biriktirdim ve sonra da ondan kurtuldum. Önümüzdeki birkaç videoda böbreklerin nasıl çalıştığından bahsedeceğim size. Ama derinlemesine dalmadan önce şöyle kısaca bir göz atalım istiyorum. Gördüğünüz gibi böbrekler burada. Göbeğinizin yakınında duruyorlar. Boyları da hemen hemen bir yumruk kadar ve tabii ki iki taneler. Ve ön tarafa değil de daha çok arka tarafa yakınlar. Böbrekler kanı kalpten alırlar. Kalp de işte burada. Bu arada onun da büyüklüğü bir yumruk kadar. Bildiğiniz gibi oradan tüm vücuda kan pompalanıyor biraz kollarınıza, biraz beyninize, tabii biraz da bacaklarınıza. Ama resimde gördüğünüz gibi böbrekleriniz tam burada. Kenarlarda. Onlarda da damarlar var. Yani kalpten kan alıyorlar. Böbrekleriniz de aldıkları bu kanı süzerek idrar salıyorlar. İdrar dediğimiz vücudunuzun kurtulmaya çalıştığı atıkların birikimidir. Ve bu gösterdiğim bölgede bulunan mesanenizde atılmak için uygun bir zamana kadar bekliyor. Bu tabii çok kabaca bir anlatım oldu. Şimdi birazcık daha detaya girebiliriz sanırım. Evet, şimdi buraya hemen bir kutu çiziyorum. Bu kutu da böbreklerin ne yaptığını anlatacak. Şimdi size böbreklerin neler yaptığı hakkında yapılabilecek en basit genel anlatımı yapacağım. Diğer videolarda da daha detaya ineceğim. Dediğim gibi iki böbreğinizde oksijenli kan damarlarına sahip ya da onlara gelen bir atardamar. Atardamarlar kanınızdaki her şeyi tutarlar. Besin maddeleri de bu şeylerin içinde tabii. Bu besinlerde sodyum iyonu gibi elektrolitler olabilir veya protein, amino asit hatta karbonhidratı oluşturan glukoz gibi şeyler olabilir. Yani kısacası vücudunuzun yapı blokları olarak kullandığı ya da işleyişindeki diğer yapılara yardımcı olan her türlü şey. Besinlerin yanı sıra oksijen de temiz kanda bulunur. Atardamarlarda aynı zamanda atık maddeler de bulunabilir vücudunuzun hücresel solunumla ürettiği veya diğer süreçler içinde üretilip artık ihtiyaç duymadığımız, kurtulmak istediğimiz şeylerdir bunlar. Üre ve bu tip başka toksik bileşikleri biriktirmek istemeyiz. Bu arada bunun içinde artık ihtiyacımız olmayan fazla olan sodyum gibi elektrolitler de bulunur. Çünkü vücutta fazladan bulunan sodyum, klorit yani tuz yüksek tansiyona yol açar. Yani böbreklerimiz bizim tansiyonumuzu da yoluna sokar ki bundan ilerideki videolarda mutlaka bahsedeceğim. Yani işin özü gereğinden fazla alınan besinler de vücuttan atık olarak atılır. Böbreğiniz de bu konuda size yardımcı olur ve fazlalıkların depolanmasını engeller. Tüm bunlar böbreklerinize gelen atar damarlarda bulunur. İşte burada. Hemen size bir hatırlatma yapayım. Eğer bir organa veya vücudun bir bölgesine gelen bir atardamar varsa, gelen kanı tekrar kalbe geri götürecek bir toplar damar da bulunur. İşte buraya mavi ile çizdiğimde toplar damar. O zaman bu çizdiğim resme bakarak böbreklerin görevini söyleyebiliriz. Atardamardan gelen besinleri toplayıp koruyarak toplar damara gönderir. Yani besinleri bu şekilde tutmuş oluruz. Buraya da hemen besin yazıyorum. Besinin neler olduğunu zaten sol tarafta yazdığımdan tekrar yazmıyorum. Böbrekler de vücudumuzdaki diğer tüm organlar gibi çalışmak için oksijene ihtiyaç duyar. Yani böbreklerimizden geçen en azından geçmeyi başaran bir de oksijen vardır. Geçemeyenlerse böbrekler tarafından kullanılır. Çünkü oksijen dokunun korunmasında yardımcıdır. Yani demem o ki toplar damara aktarılan oksijen gelenden daha azdır. O yüzden oksijeni buraya minik bir şekilde yazıyorum. Vücudunuzdaki kirli kanda temiz kana göre çok daha az oksijen bulunur. Atar damarların böbreklere getirdiği tüm atık maddeleri böbrekler tutar ve kirli kana geçmesini engeller. Bu atık maddelerin toplanmasıyla da idrar oluşur. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama bu resme bir şey eklemeyi unuttum. Atar damarı toplar damara bağlayan şey nedir? Yani bu arada olan şey ne ki böbrekleri bu kadar önemli yapıyor? Sorulması gereken soruysa nasıl? Evet, nasıl oluyor da böbrekler böyle bir şey yapabiliyorlar? Nasıl oluyor da böbrekler besinleri vücudumuzda tutarken atık maddelerden idrarla kurtuluyor? Böbrekleri böylesine özel yapan şey sahip olduğu iki kapiller yatağıdır. Kapiller yatağını daha önceden duymuştunuz herhalde. Duymuş muydunuz? Kapiller yatağı atar ve toplar damarları birbirine bağlar. Oksijenin de dışarı çıktığı yerdir. Ama besinleri içeri alır. Hemen şimdi çizerek göstermek istiyorum. Evet, buraya çizdiğim ilk yatak, gördüğünüz gibi atar damarı toplar damara bağlıyor. Bir tane de altta var. Yine aynı şekilde damarları birbirine bağlıyor. Bu arkadaşlar beraber çalışarak oksijeni böbrek dokusuna ulaştırıyor ve aynı zamanda besinleri toplayarak vücudun gerekli noktalarında kullanılmasına olanak sağlamış oluyorlar. Ve bu iki kapiller yataklarının çok havalı birerde adı var. İlkinin adı Vasa Recta ve çoğunlukla oksijeni böbreklere ulaştırır. Diğer kapiller yatağın adı ise peritübüler kapiller. Bunun hakkında da daha detaylı konuşacağız. Ama şimdilik şunu bilin ki esas görevleri böbreklerin süzdüğü besinleri toplamaktır. Bu süreci önümüzdeki videolarda mutlaka anlatacağım. Hoşçakalın.